Hepinize merhaba arkadaşlar, benim adım Burak, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir GTA San Andreas gizemleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Böyle daha fazla gizem videoları istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenebilir ve arkadaşlar sonra da eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İstiyorsanız başlayalım arkadaşlar. Evet, bugün köydeyiz, Montgomery köyündeyiz. Giydik şu can yeleğimizi. MP bakalım. Gördüğünüz gibi Las Venturas'a gitmeden önce bir köprü var şurada. Hemen buradayız, Montgomery köyündeyiz yani. Oyunu ilk başladım çünkü oyuncuların sesleri falan gelmiyordu. Gördüğünüz gibi böyle. Evet, geldik arkadaşlar. Radyo sesleri falan çalışıyor çünkü oyun ilk başladığından dolayı. Evet, üstünden gidelim arkadaşlar. Bugün cehennem evini inceleyeceğiz. Fazla uzatmadan başlayalım. Silah elimizi yazalım şöyle bir. Evet, burada genel store var. Şunu alsak mı acaba? Oo, bayağı da bir güzel öldü. Şu bisiklete binelim şöyle. Fazla yolumuz yok zaten. Burada hemen. Neredeydi şu? Cehennem evi tam olarak burada. Karşımızda kalıyor arkadaşlar. Buraya cehennem evinin demeleri bir gönderme olabilir arkadaşlar. Hemen size şöyle açıklayayım. Bir yere not etmiştim. 7 Şubat 1997'de arkadaşlar Alabama'da yer alan Montgomery köyünde pardon Montgomery restoranında Dallas Pentos diye bir yer varmış işte. Orada bir yangın falan çıkmış. Birçok insan ölmüş arkadaşlar o yangında. Ona bir gönderme olur mu bilmiyorum. Hani buraya cehennem evin demeleri işkence falan da olabilir. Burada insanları öldürtebilirler, terörist de olabilir burada. Çünkü burası köy. Köyde olması normal bir şey, insanlar az çünkü. Doğru okuyamazsam da kusura bakmayın. Yani not aldım da öyle hızlıca okudum diyelim. İşte anladınız siz. İşte çok eskiden arkadaşlar. 2008 herhalde. Forumlara falan paylaşmış bir adam. İşte cehennem evi ismi verilmiş. Çünkü burası yanmış falan filan işte. Yani oyuncular buraya cehennem ismini vermiş. Ben de vereyim çünkü yanmış burası. Çok fena yanmış. Simsiyah yer. Burada bu saçma gelir de şöyle bir bomba atsak şuraya. Yani bir yakıcı halde yok mu böyle, dur. Yani burası hiçbir zaman sönmüyor arkadaşlar. Bu arada yine şey yok. Herhalde şöyle silahlısın ama. Molotov deneyelim aynen. Ya şöyle atabilirler belki. Turistler falan böyle atabilir molotofları. Öyle de kül olmuş olabilir. Çığlık sesinin falan geldiği söyleniyor. Artık bu çığlık seslerinden bıktım açıkçası. Gelmiyor bu çığlık sesleri ya. Bu benim sesim az önce güzel. Yandım çünkü biliyorsunuz bunu. İşte bu küller hiçbir zaman sönmüyor, bu siyahlıklar yani. Çığlık sesleri falan komiğime gidiyor çünkü insan kalmamış ki burada. Neyin çığlık sesi? O da saçma. Camlara bakalım. Camlarda bir şeyler var mı? Şu an ops. Araba patladı. Gönlümde bir şey yok. MP5 var. MP5'in olması gizemimizi doğruluyor olabilir. Çünkü hani terörist falan var demiştim. İşte buradan MP5 alıp gelmiş. Buradan direkt içeri gidip işte insanları falan öldürmüş olabilir. Bu kutular var. Arabalar patlıyor mu ya? Bak, oo, ne oluyor orada? Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Oha! Burası çok fena etkili. Bakalım ne konuşuyorlar. Ya öyle normal konuştular. Bunun alakası yok yani. İşte burada Hannibal Lucior var. Barry, Cypress, Tabacco. İlişkiler falan işte bilmem neler varmış. We are angry. İşte arkadaşlar bu şeyi çözeceğiz biz. Bir sonraki gizemlerimizde. Az önceki garip yürüyordu sanki ya. Yine bu kadar aynı kadın konuşuyor. İşte buradan böyle bio işte falan filan DNA falan zombileri falan açıklığı ortaya çıkıyormuş. Onları sonraki gizemlerimizi çözeceğiz. Ha, çalık sesleri gelmiyor. Sadece öyle bir yanmış bir yer. Bence gönderim yapmış olabilirler. Eziyet etmiş olabilirler çünkü MP5 falan var. Yanmış çünkü buralar hep. Çok fena öldük biz. Zaten gizemimiz burada bitiyordu. Evet. Yani burası sinema diyor burada. Audio video falan filan. İşte gönderme olabilir. Hani GTA San Andreas, hani GTA oyunları birçok oyuna gönderme yapıyor. Yani bayağı şeyleri boş yapmıyorlar böyle oyunları. Hani bu kadar arkadaşlar gizemimiz. Öyle çok şey yoktu zaten. Sadece bir cehennemi mi burası? Siz de gelebilirsiniz bu arada, Ankton Gaylar da.
Yani nerede görsem hep karşıma geliyor. Bıktım bu adamlardan artık ya. Yemin ederim. Gidin ölün ya. Öldü zaten. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video biraz kısa oldu. Çünkü ben sadece bu listeyi göstermek istedim. Burayı merak edenler için size birkaç bir şey söyledim. O zaman arkadaşlar, bir sonraki izlenimlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, dediğim gibi. Hoşça kalın arkadaşlar.